Bu yüzyıllık bedel bütün Arap dünyasının uyanışına, sadece Arap dünyasının değil, bilakis bütün dünyanın uyanışına sebep olacaktır. Sebebi de şu, çünkü Kur'an-ı Kerim o bölge için ''Barek ne diyor. Mescid-i Aksa ve etrafını biz mübarek kıldık diyor. Bu, Bilad-ı Şam bölgesini kastediyor. O bu mübarek kılınan beldeler Elbette ki sadece bölgenin değil bütün dünyanın uyaşını getirecektir. Çünkü üç dinin de doğduğu yer Rusya'nın yeni jeopolitiğinin mimarlarından birisi. Şöyle diyor, aslında şu anda Filistin'in başlattığı şey şeytanla inananların bir mücadelesi. Ve bu mücadele böyle gidecek. Merhaba kıymetli izleyenler. Filistin'deki gelişmeleri konuşmak üzere gazeteci Turan Kışlakçı konuğumuz. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün 7 Ekim'den bu yana tam 45 gün geçti. Son durum ölen Birleşmiş Milletler personeli sayısı 104 olmuş. Son 45 günde 5500 çocuk, 3500'ü kadın olmak üzere 13000 kişi öldürülmüş. 200 küsur doktor ve sağlık çalışanı öldürülmüş. 60 gazeteci öldürülmüş ve 30000 yaralı var. Filistin kan ağlıyor. Daha doğrusu 100 yıldır kan ağlıyor Filistin. Fakat biz bu feryatları son günlerde daha çok duyar olduk sanki. Bütün dünya ülkelerinde, başkentlerde, önemli meydanlarda binlerce, on binlerce insan sokaklara çıkarak Filistin için eylemler yapıyorlar, mitingler düzenliyorlar. Ve bu Müslüman-Gayrimüslim ayrımı gözetilmeksizin gerçekleşen eylemler. E, malumunuz olduğu üzere bu saldırılar yeni değil, 100 yıldır devam eden, peyderpey devam eden saldırılar, vahşetler. Fakat... Toplum yönünde ilk kez bu kadar büyük bir reaksiyon görüyoruz sanki. Bunun sebebini soracağız. Öncesinde Filistin'deki son durumu kısaca bir değerlendirmenizi, sonrasında halkların e, müslim gayrimüslim farkı gözetmeksizin bu kadar tepki göstermesinin sebeplerini size soralım efendim. Evet, Filistin aslında 1918'den beri Osmanlı o coğrafyadan çekildiği günden beri büyük katliamlara maruz kalmış Hı -hı. bir coğrafya. İngiliz e, mandatetliği altında dahi e, binlerce insan hayatını kaybetti. 1920-1948 dönemleri İngiliz yönetiminin olduğu dönemlerdi Filistin'de. E, yine o dönemde İngiliz tiyarelerinin, e, İngiliz tanklarının birçok Filistin köyünü, birçok Filistin şehrini bombaladığını, 40 bin, 50 bine yakın Filistin'i öldürdüğünü biliyoruz. Birçok köyü de tahrip ettiğini. Dışarıdan da, Yahudileri getirip bu coğrafyaya yerleştirildiğini. 18-19 arasında mı oluyor çok özür dilerim? 1920 1948. Arasında. 18'den sonra başlıyor. Fakat asıl 1920'de direniş başladıktan sonra. Hı hı. Filistinler 19 bizde Kuvayi Milliye başladığı hı hı. zaman orada da direniş hareketleri başlıyor. Birbirine paralel olarak başlıyor zaten hı hı. Ee, bir şekilde. Biz Lozan'la direnişi durduruyoruz. Hı hı. Ee, de, ve yeni bir devlet kuruluyor. Ee, fakat Filistinliler bu direnişi bugüne kadar hala devam ettiriyor. Konudan sapmadan çok hemen arada girmek istedim. Kuvayi Milliye'yi tek devam ettiren devlet Filistin'dir söyleminiz de var sizin. Evet. E, bu o dönemde başlayan Kuvayi Milliye Osmanlı'nın topyekun verdiği bir mücadeleyi kastettiği için mi siz bunu ifade evet, ediyorsunuz? Evet kesinlikle. Çünkü Kuvayi Milliye sadece şu andaki e, sınırlar içinde dahil değildi. Suriye'de de vardı benzeri bir şey. Filistin'de de vardı. E, e, zaten bizde milli e, milli mücadele içinde Kuvayi Milli hareketi içinde Araplar da var. Hı hı. Örneğin Mısırlı direnişler var, Şeyh Senusi var Libya'dan gelip bütün milli mücadeleye katılan, bütün Anadolu'yu gezip insanları bilgilendiren, Iraklılar var, hı hı. Ee, Moritanya'dan, Arap dünyasının farklı ülkelerinden gelip hı hı. direnişe katılan gençler var. Kimisi Türkiye'de, Anadolu'da katıldı, kimisi Suriye'de ve farklı yerlerde. Örneğin İzzettin Kasam Suriyeli birisi hı hı. fakat herkes Filistinli biliyor, Fil Filistinli değil. İşte Kuvayi Milliye'nin bir parçası olarak o direnişi Filistin'de sürdürdü ve orada şehit oldu. Hı hı. Halk yönüne tekrar dönecek olursak efendim. Evet. Halkların bu kadar e, aslında şu soruyla birleştireyim müsaadeniz varsa e, Batı ve Arap toplumları arasında şu an medyanın belki bize gösterdiği mi böyledir bu popülasyonu bir köpürtmek midir emin değiliz ama e, Batı toplumlarının Filistin'de yaşanan insanlık dramına tepki noktasında biraz daha yüksek dozajda tepki verdiği, daha büyük reaksiyon gösterdiği şu an görülüyor ya da gösteriliyor mu? Bunu da sormuş olayım. Halkların bu denli birleşmesini neye bağlıyorsunuz? Aslında geçmişte de yine Filistin'e yönelik katliamlar olduğunda dünyanın her yerinde gösteriler oluyordu. Veyahut da dünyanın farklı yerinde Aydın ve entelektüeller sokağa çıkabiliyordu e, ee, ta bunu Endonezya'da, Malezya'da, Latin Amerika'da, Latin Amerika'da ciddi bir Filistinli popülasyonu var. Sokağa çıkmanın ana sebeplerinden o muharrik gücü hmm. Filistinli. Veya da 1900'lü Osmanlı çöküşünden sonra oraya geç etmiş Arapların e, hareketiyle başladı bunlar. Birçok Arap, e, Latin Amerika ülkesinde, Afrika'nın birçok yerinde benzeri şeyleri. Sadece sosyal medyanın etkisiyle bu yayıldı. E, zulümler, şu anda yapılan katliam zulümün boyutu geçmişe nazaran daha büyük. Evet, geçmişte de benzeri büyük katliamlar yapıldı ama ilk kez bu kadar yüksek her türlü teknolojinin ağır silahların kullandığı ve küçücük bir bölgeye karşı kullandığı bir dönemden bahsediyoruz. Geçmişte bile bu tarz saldırılar olduğunda Muhammed İkbal'den tutun da, Gandhi'den tutun da, Hindistan'da, Nehru'dan tutunda, ta dünyanın, Mandela'ya kadar dünyanın bütün liderleri kınamalar yayınlıyor, Filistin halkın yanında olduğunu ifade ediyorlardı e, ve bunu dile getiriyordu. Sosyal medyanın etkisiyle bu daha da yaygınlaştı bugün diyebiliriz aslında. Şimdi liderler ve halk arasında da aslında mesafenin giderek açıldığı e, gözlemleniyor. Şimdi bu durumun e, Filistin özelinde diğer ülkeler açısından politik çıktıları olur mu bunu sormak istiyorum. Bu vesileyle başlayan ve her ülkenin kendi iç dinamikleri yörüngesinde değişebilecek başka hareketleri tetikleyebilir mi ve Arap coğrafyası bu dönemde bu hareketlilik sebebiyle Arap Baharı gibi bir durumu tekrar yaşar mı? Gözlemleriniz ne yönde? Aslında dünya bir bahar yaşıyor. Hı. Sadece Araplar için değil. Dünya bir bahar yaşayacak. Bu hem siyasi arenada hem ekonomik hem toplumsal hem psikolojik bütün alanlarda kendini gösterecek. Yani 7 Ekim önceki dünya ile 7 Ekim sonrasıki dünya çok farklı bir dünya artık. Ee, ve dünya 300 yıldır, 200 yıldır Batı'nın bize dayattığı bütün kavramları bu dönemde ne kadar içi boş olduğunu gördü. Ve birçok şeyin perdesi düştü. Ee, Batının bize dayattığı kavramlar örneğin demokrasi, insan hakları, uluslararası kavramların içi boşaltıldı. Tamamen bunların boş kavramlar, sadece yeşil, mavi gözlü yeşil, sarı saçlı insanlar için geçerli olduğunu aslında bu coğrafya insanların için olmadığını bizzat müşahede etti bütün dünya halkları ve Avrupa'daki halklar da buna tepki vermeye başladı. Biz bu kadar olamayız, bu kadar vicdansız mıydık biz diye onlar da tepki vermeye başladılar. Düşünseniz düşünsenize 5000 bin çocuğun şehit olmasının, şehit olduğundan bahsediyoruz ve konuşuyoruz. buna vicdan olan her insan tepki verir. Ne olursa olsun. Ve şu anda dünya halktan yaptığı bu. Ve artık çok bariz bir şekilde liderlerle halklar arasında eskiden İslam dünyası için denilirdi bu. Bugün bütün dünya için geçerli. Avrupa, Amerika dahi. Örneğin Biden. Biden'a rağmen bütün Amerika şehirlerinde büyük gösteriler oldu. Amerikan halkın dünkü bir ankette CNN yayınlamıştı. %70 Amerikan halkı Filistin halkı gençleri Filistin halkının yanında. Bu bilinç çok önemli. Dünya yeni bir bilince uyandı. Ve bu bilinci yönlendirebilecek aslında ciddi bir mefkureye, yeni bir ülküye ihtiyaç var. Bunu yapabilecekler mi bilemiyorum. Bu konuda da önemli eleştirilerimiz var aslında aydın ve entelektüeller noktasında. Evet. O konuya da birazdan geleceğim ama öncesinde Orta Doğu rejimleriyle alakalı bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. E, Orta Doğu rejimlerinin bu konuya duyarsızlığından e, sitemler, şikayetler malumunuz. E, durum gerçekten böyle mi? Orta Doğu rejimleri özellikle e, Filistin konusuna lakayt mi davranıyorlar? Duyarsızlaşmışlar mıdır? Eğer böyle bir durum söz konusuysa e, bunun nedenleri güçsüzlük mü? ideolojik bir nedeni var mı? Ya da ulusal kendi ulusal çıkarlarına odaklandıkları için mi? E, orayı artık görmezden geliyorlar. Evet. Şimdi Orta Doğu ülkeleri dediğimiz zaman Arap dünyasını kastediyoruz. Hı. Arap dünyasında 23-24'e yakın ülke var. Bunların zaten hemen yarısı zaten nüfusları 1 milyonu bile bulmayan, 1,5 milyonu bile bulmayan ülkeden bahsediyoruz. Fakat nüfusu büyük olan ülkelere baktığımızda neler oluyor burada? Burada tartışılması gereken şey bu. Mesela Mısır, Suudi Arabistan ve küçük bir iki ülke. Baktığınızda bunlar korkularından halkların yanında yer alamıyor ve Filistin yanında yer alamıyorlar. Çünkü batıyla bir endeksli bir çıkarları var. Hatta İsrail'le bile endeksli çıkarları vardı. Şimdi halklarla birlikte iş tuttuklarında kendilerinin de değişmesi gerektiğini biliyorlar. Hı. Bundan dolayı böyle bir şeyi ne şu anda ne durdurabiliyorlar? Sadece sessiz kalıp bunu nasıl azami olarak durdurabiliriz? Hı. Bunun mücadelesini Hı. veriyorlar. Yani geçmişte verdikleri ödünlerden ya da bir takım anlaşmalardan evet. dolayı e, artık bu desteği vermeleri mümkün evet görünmüyor ve diyorsunuz. Onların maddi olarak verdiği desteği Amerika'nın düşün her, her yıl Mısır ordusuna verdiği ciddi Hı. oranda bir destek var. İsrail'den sonra en çok maddi destek alan ülkelerden bir tanesi. Hı. Şimdi e, para alan bir bir insan Elbette ki amirine karşı veyahut da kendi e, o para veren kişiye karşı bir laf edemez. E, şu anda Mısır'ın olduğu durum bu ama halkı halka indiğinizde Mısır'daki el ehli takımından tutun da e, birçok futbol takımı hemen her hafta çok büyük gösteriler yapıyorlar. Hatta tahrire o Rabia olaylarından sonra ilk kez tahrir meydanına insanlar çıktı gösteriler düzenledi Mısır'da. Bunlar önemliydi. Şimdi bunlar gizlenmeye çalışıyor. Fakat Arap dünyasında bütün o baskıcı rejimlere rağmen halklar orada da sokağa çıktı. Örneğin Yemen'de 4 milyon insan yürüdü. Cezayir'de çok büyük gösteriler oldu. Fas'ta dün e, Kazaplanka'da e, yine oranın en büyük takımlarından birisinin e, çok büyük on binlerce insan büyük gösteriler düzenledi. Fas hükümeti sessiz kalmasına ve İsrail yanında kısmen tavır sergilememesine rağmen fakat Fas halkı sokakta, Cezayir halkı sokakta. Evet belli ülkeler, liderler çünkü biliyorlar ki Filistin yanında yer almaları demek kendilerinin değişmesi demek. Hı. Çünkü halklara rağmen onlar iktidarda. Hı. Onları destekleyen Batıydı. Geçmişte askeri rejimlerdi. 50-60'lı yıllarda bu coğrafyada askeri rejimleri Batı destekliyordu. Şimdi belli siyasi liderleri destekliyor. Bu coğrafya değişimin eşinde. Arap Baharı bir başlangıçtı. Evet, bazılar için kışa dönüştü ama Fransız Devrimi de öyleydi. Devrim oldu. 5 yıl sonra tekrar kral geldi. Kralı tekrar halk devirdi. Tekrar gitti. 5. cumhuriyetten bahsediyoruz şu anda Fransa'da. Hmm. Devrimler böyledir. Bir anda gelir, tekrar tersine döner. Bir daha halk uyanır, bir daha ters. Çünkü ışığı gören halk, evet sindirirsiniz, öldürürsünüz, katledersiniz, hapsedersiniz. Ama bir gün bu tersine dönecektir. Kış henüz yaşanmadı. Bu coğrafya Osmanlı'nın sonrası 100 yıl suskunluğun bedelini ödüyor şu anda. Hı. Muhammed İkbal'in çok güzel bir şiiri var. Bahar gelecekse diyor gelinciklerle gelir diyor. Hı lalelerle gelir. Çünkü kırmızıdır gelinciğin rengi ve baharı müjdeler o. Ve o kırmızı renk şehitlerin kanıdır diyor. Bahar gelecekse bir toplumda diyor şehitleri olmalı. Biz Çanakkale mücadelesini vermeden Doğu cephesinde Balkanlarda verdiğimiz o mücadelenin sonrası ayaktayız bugün. O şehitlerin nimeti sayesinde bugün varız biz. Şehitler olmadığı zaman siz var olamazsınız. Bu bir bedeldir ve Filistin'de 100 yıldır bedelini ödüyor ama bu yüzyıllık bedel bütün Arap dünyasının uyanışına sadece Arap dünyasının değil bilakis bütün dünyanın uyanışına sebep olacaktır. Sebebi de şu çünkü Kur'an-ı Kerim o bölge için Bârekne Havlehu diyor. Mescid-i Aksa ve etrafını biz mübarek kıldık diyor. Bu Bilad-ı bölgesini kastediyor. O bu mübarek kılınan beldeler elbette ki sadece bölgenin değil bütün dünyanın uyanışını getirecektir. Çünkü üç dinin de doğduğu yer ve bugün dünyada Bakın şu anda İsrail'e tepki verenler sadece Müslümanlar değil. Hı hı. Ciddi Siyonizm karşıtı Yahudiler de sokakta yani. şu anda. Hristiyan halkları ciddi manada bir güveniş Şu anda Katolikliğe, Protestanlara ciddi tepki var. Ortodokslar tamamen bu, şu anda Filistin yanında büyük ekseriyeti. Hı hı. Bu yeni bir şey demek. Aslında şöyle diyebiliriz. Alexander Dugin'in, Putin'in fikir babası aslında bir yönüyle. Ee, Rusya'nın yeni jeopolitiğinin mimarlarından birisi. Şöyle diyor, bu yeni aslında şu anda Filistin'in başlattığı şey, şeytan, şeytanla e, inananların bir mücadelesi. Hmm. Ve bu mücadele böyle gidecek. Güzel bir anlama. Muhammed İkbal'den bahsettiniz efendim. Ee, yazılarınızda ve konuşmalarınızda yine Muhammed İkbal'in ve o dönemde yaşayan bazı lider ve entelektüellerin açıklamalarını birleştirerek de çok güzel bir noktaya değiniyorsunuz. Muhammed İkbal'in de o dönemde İngiltere Kraliçesine bir mektubu var. galiba. Evet. O konuda ne demek istersiniz? Evet, 1930'ların ortalarında İngiltere iki tane bir rapor yayınlıyor. Hı -hı. Biri beyaz rapor dedikleri, diğeri pil raporu dedikleri Filistin'in Taksim planı daha düşünün 30'lu yıllarda daha 47 Birleşmiş Milletler'in alt komisyonu bunu duyurmadan önce İngilizler buna hazırlık yapıyor. Hı hı. Muhammed İkbal de o dönem İngiltere Kraliçesine mektuplar yazıyor. Mektupta ilginç dikkatimi çeken şu, şey şuydu. Sizler diyor, Arapları ve Türkleri birbirine düşürmek için bunu yapıyorsunuz. Hı hı. Yahudileri oraya yerleştirin, Siyonistleri oraya yerleştirme hedefiniz Araplarla Türkler bar kardeş olmasın, bir daha barışmasınlar diye fakat şunu bilin diyor Filistin bir gün özgürlüğünü kavuşacak Türkler ve Araplar dost olacak yeniden kardeş olacaklar ve İslam dünyası yeniden uyanacaktır diyor mektubunda bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor ee, Muhammed İkbal yine bir yerinde bu yaptığını şey sadece Müslümanlara değil bütün dünyaya bir ihanettir diyor. Filistin'de Siyonistleri gelip zorla yerleştirmeniz, orada bir Siyonist devleti kurmanızın ana hedefi budur. Sizi kınıyorum diyor. Hem şiirlerinde hem de mektuplarında bunu defaatle dile getiriyor. Hatta o dönem daha ikinci Cihan Birleşmiş Milletler ikinci Cihan Harbi sonrası. Ondan önce yine var. Adı Cemiyeti Akvam. Cemiyeti Akvam da üzerine yazdığı bir şiir var. Diyor ki, e, e, Cenevre'de, merkezi Cenevre'de, çünkü Cemiyeti Akvam'ın o dönem, Ce, merkezi Cenevre'de olan Cemiyeti Akvam'ın yapabilecek bir şey yok. Çünkü İngilizler onun parasını veriyor, maaşlarını ödüyor oradaki, oradakilerin hepsini diyor. Onun için oradan Filistin'e bir hayır çıkmaz diyor. Tıpkı bugün Birleşmiş Milletler'den bir hayır çıkmayacağı gibi. Çünkü merkezi Amerika'da. Merkezi Amerika'da ve Amerikalılar yönlendiriliyor. Hatta geçen yıllardaydı, Birleşmiş Milletler'den bir heyetle yaptığım görüşmede şöyle dediler. Turan diyor, biz Filistinler lehine, çünkü doğru olan karar verdiğimizde dahi Amerikalılar bize baskı yapıyor, maaşlarınızı biz ödüyoruz, siz derhal görevdenleriniz diye baskı uyguluyorlar bize diyor. Bu dönemde Birleşmiş Milletler'den de bazı istifalar söz konusu. Tabii birkaç kişi istifa etti. E, mektup yayınladılar ve Birleşmiş Milletler'in 200'ünü e, işaret ettiler. E, zaten yıllar cimiyeti akvam nasıl çöktüyse, Birleşmiş Milletler de aslında çökmüştü. Çünkü düşünün beş ana ülkeden bahsediliyor, diğer ülkelerin bir hükmü yok. O beş ülke ortak karar verdiğinde bir şeyler yapılıyor, karar vermediğinde her şey tıkanıp kalıyor. Güney Sudan'ı ayırdılar, Sudan'dan. Doğu Timor'u Endonezya'dan ayırdılar. Çünkü Müslüman ülkelerin bölmesine bütün bu beş ülke destek veriyordu. Fakat Müslüman ülkelerin sonuna geldiğinde yine bir çözüm üretemiyor. Keşmir'dir, Filistin'dir. Maalesef bir araya gelemiyor. Onun için dünya halkları, Filistinliler dahil başta olmak üzere kendi kuyruğunu artık kendileri kesmek zorunda. Hmm. Birleşmiş Milletler'in şu an e, halkların nezdindeki pozisyonundan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Güvenirliği ne durumda? Batı için, Arap dünyası için, Türkiye için? Birleşmiş Milletler aslında e, Akademik dünyada da son 10 yıldır ciddi tartışma konusu. Hı. Artık değişmesi gerektiğini, artık fonksiyonu e, fonksiyonel bir özelliğinin kalmadığı bütün dünyada ifade ediliyor. En basit örneği daha dün Birleşmiş Milletler Başkanı Mısır'a gitti. Refah sınırı girdi. E, gitmek istedi fakat izin alamadı. İzin vermediler. Birleşmiş Milletler Başkanı dünyanın en büyük krizin olduğu bölgeye giremiyor. Hı. İzin verilmiyor insanları görmesini. Bu utanç olarak bile yeter ve Birleşmiş Milletler'in artık fonksiyonun kalmadığını bile gösteriyor. Ki e, Birleşmiş Milletler Başkanı Genel Sekreter'in açıklamasıydı. Dünyada Gazze'de büyük bir katliam var. Bunun durdurulması gerekiyor. Fakat biz bir şey yapamayız. Büyük bir insanlık, büyük bir imtihanda bize ey dünya devletleri, ey dünya halkları yardım edin deyip çağrıda bulunuyor. Bu bile kafi. Aslında Birleşmiş Milletler'in durumunu ortaya koyma açısından. Peki efendim. Böylece veda edelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok eksik ederim. Sevgili izleyenler, gazeteci Turan teşekkür ile Filistin'deki son gelişmeleri konuştuk. Yeni bölümde tekrar görüşebilmek ümidiyle. Çok teşekkür efendim.